Haberin var mı? Haberin var mı? Terk etmedin sevdan beni. Terk etmedin sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Geceler, gecelerce. Geceler, geceler. Geceler, geceler. Yastığımla düşündüm. Yastığımda düşünde içimdesin, bir hain bıçak gibi kalbimdesin, dermanı yoktu bilirim. Tütünsüz, uykusuz kaldım. Tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedin sevdan beni. Terk etmedin sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Geceler, geceler. Bir hain bıçak gibi kalbimdesin, dermanı yoktur bilirim. Olaylardan bir antoloji aslında bu akşamki ana konumuz. Bu konuda yazılmış metinlerimiz var, bunları anlatacağız birbirimize. Bir meta anlatacak ve ben anlatacağım sanıyorum. Yani bir meta okuyacak ve ben okuyacağım. Bunun dışında Kahvehaneler Kulübü yine bu çerçevede olağanüstü pozisyonlar konusunda da değinecek. Burada pozisyon derken hayatın her alanını kapsayan pozisyonlar. Yani bir duruş. Olağanüstü duruşlar. Bugünkü ağırlıklı konumuz. Çünkü özellikle Kayalık Dağların kuzey yamaçlarında bulunduysanız hepiniz gayet iyi bilirsiniz. O bölgede yaşayan bir takım yerel insanlar, o bölgeye ait olan insanlar ölme zamanları geldiğinde tıpkı filler gibi bir yer seçerler kendilerine. Bunu çok daha önce aslında seçerler ve bunu hissettikleri zaman oraya giderler. Alacakaranlıktan hemen
sonra geniş ve düz bir alan olarak kabul edilebilecek, ki genelde hep böyledir. Bir alanın ve o alanda bulunan bir noktanın peşine düşerler. Bu nokta, eminim hepiniz ilk defa bir odaya girdiğinizde önce bir bakarsınız nereye oturmam lazım diye. Yani eğer oturmak üzere bir odaya gidiyorsanız, bazen bu odaya girdiğiniz anda hemen belli olur. Yani sizin oturacağınız nokta hemen bellidir aslında. Gider oraya oturursunuz. Bazen bir duraksarsınız, göz gezdirirsiniz ve hemen bulursunuz yine o noktayı. Yani tüm gece boyunca, belki o 3 dakika boyunca oturacağınız yeri. Orası bir noktadır sonuçta. Orası size ait bir noktadır. Oradaki elektrik, o noktada bulunan elektrik, o noktada bulunan aura, sizin orada olmanızı gerektiren ya da siz orada olduğunuzda en uygun olacak olan avradır. Tabi bunu kırlık, geniş, boş bir alanda yapmak daha zor bir şeydir. İşte o yerliler giderler, o noktayı bulurlar ve orada durup beklemeye başlarlar. Ve o zaman geldiğinde dans etmeye başlarlar. Hiç kıpırdamadan. Dışarıdan baktığınızda hiç kıpırdamayan bir adam, adeta kendinizi 28. İstanbul Bienali'nde Ayahirini'de çağdaş Türk kavramsal ve düşünsel sanatçılarının yaptığı herhangi bir eser son çalışmasında gibi hissedersiniz. Ha bu canlı heykel yapmış, ha bu canlı karikatür yapmış gibi bir hisse kapılmanız mümkün olur. Ama tabi eğer Kayalık Dağlar'daysanız, Kayalık Dağları'nın o kadar yüksek bir bölgesindeyseniz, çok rahat bir şekilde aa diyemezsiniz. Aslında aa da diyemezsiniz. Çünkü biraz gerginsinizdir. Yani gergin olmak zorundasınızdır. Çünkü çok fazla Wild Wolf yaşar Kayalık Dağlar'da. Bu hep gergin olmayı gerektiren bir şeydir. Eğer hiç karşılaşmadıysanız bunu anlamanız zor. Ama eğer baldığınızda bir Wild Wolf çenesi kilitlendiyse bunu anlamanız çok kolay, emin olun. Neyse, konuyu dağıtmamak anlamında aslında zaten asla göremezsiniz bu duruşu, bu dansı. Çünkü o dansı yapan insan sizin orada olamayacağınız bir zamanda yapıyordu bunu. Ya da sizin orada olmanız mümkün değildir bir şekilde. Ama hiç kıpırdamaz dediğim gibi ve dans eder. Ve hep olduğu gibi her insanın herhangi bir alanda, herhangi bir konuda hep tek bir şey vardır. Yani bir insan dans ediyorsa, bu dans çerçada olsa, lambada da olsa, valste olsa, aslında hep aynı dans yapıyordur. Ya da bir ressam resim yapıyorsa aslında hep aynı resmi yapıyordur. Bunu anlamak için de yeterince uzun bakmak gerekir zaten o şeye. Neyse, lafı uzatmayayım. Gecenin bu saatinde İstanbul'un böylesiyle dostu bir havasında içinizi daha fazla karartmayayım. Buna o bölgede ölümün karşısında duruş dansı
adın verirler. Dolayısıyla Kaybedenler Kulübü bugün ağırlıkla ölümün karşısında duruş halleri üzerine konuşacak değerli kent dinleyenleri. Hepinizi şu yeni bin yıla hazırlandığımız günlerde tekrar sevgiyle kucaklıyor. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden, bacılarımın da yanaklarından öpmekte emin olun bir mutluluk, bir haz buluyor. Hoşçakalın. Şey değil mi? Yani en üst saçımı kestirdim, üstüme gelme gerginim şarkısı. Evet işte Almost Cut My Hair. Hiç uzun oldu mu saçların sende? Oldu tabii. İşte bu kadar falan uzun oldu. Daha fazla uzamıyor benim saçım. Uzun yıllar uzun
saçlı dolaşım. Yani bir gün onu kestirmiş olmak olağanüstü bir hal midir insan hayatında? Yani onun şarkısı yapılabilir mi? Tahmin ediyorum öyle. Yani onun şarkısı bundan daha iyi yapılabilir mi? Sanmıyorum. Yani sanmıyorum çünkü yapılırdı. Mümkün olsaydı. Mümkün olsaydı. Yani birisi yapardı. Ha. Buyurun sayın dinleyen. Bir hikayem var. Evet, olağanüstü. Olağanüstü mü? Ya bilmiyorum, pek de normal değil galiba. Anladım. Sizin, yani siz olağanüstü müsünüz? Ya öyle derler ama yani herkese inanmamak lazım tabii. Adınız nedir? Burcu. Ne? Burcu. Ha, Burcu. Bugün fotoğraf çekiyordum az önce. Mor bir fotoğraftı. Sonra eteğin üstünde duran palyaço arkadaşımın kafasına düştü ve arkadaşım bayıldı. Çok olağanüstü. Aslında pek değil galiba ama yani palyaçonun düşmüş olması ya da bilmiyorum, belki dengesini sağlayamamış. Niye palyaço fotoğrafı çekiyordunuz ki? Palyaçonun fotoğrafını çekmiyordum ki. Yalnızca mor bir şeyin fotoğrafını çekiyordum. Mor bir şeyin? Hı-hı. Palyaço kadrajın içine mi düştü? Palyaço arkadaşımın kafasına düştü ve tabii dolayısıyla kadrajın içine düştü söylenebilir. Arkadaşınız mor mu? Evet, o sırada mordu ama şimdi biraz siyah gibi. Nabzı var mı şu anda? Bilmiyorum, şu an biraz şaşı bakıyor ama. Ha, bakıyor yani. Ha, şu an bakabiliyor, evet. Demin bakamıyordu, şimdi bakabiliyor. Hatta gerekirse muzurluk yapabiliyor. Sezai'yi yerine koyar mısın? Sezai örümcekte. Sizin örümceğiniz mi? Yeşil. Yeşil örümcek. Yürüyor mu? Hayır, duruyor genelde. Ha. Siz mi besliyorsunuz? Ya kendi kendine bir şeyler yapıyor herhalde de ben çok ilgilenemiyorum. Ben biraz tanıdan da bahsetmek istiyorum. Öyle bir grup varmış galiba. Ne? Tanı. Gerçi siz biraz sanay, san, trevan da dediniz ama. San? Trevan da dediniz. Nasıl ya? Öyle yazıyordu. Yok, tanı da yazıyordu canım. Hayır. Tabii ben gördüm. Ben konuya yabancıyım herhalde. Bilmiyorum. Çok önemli bir konu değil. Hı, bence güzel bir konuydu ama neyse, hadi bakalım. Siz ne yapıyorsunuz günlük hayatta? Bugün kaç lira harcadınız topla, cash? Bugün çok harcadık değil mi? Ne kadar harcadınız? Kaç kişi para harcıyorsunuz? Bugün 2 kişi harcadık. Hı. Az önce bayılan arkadaşımla beraber. Ortak hesabınız var mı? Evet, var. Ne, kaç para harcadınız bugün? Bugün herhalde bir 5 milyon harcadım. Keş yani. Keş. Ne aldınız? Sigara? Yok. Salata aldık. Salata. Yeşil. Yeşil, böyle marul falan. Kıvırcık ya. Bu mevsimde marul olmaz. İşte her neyse, o göbek salata derler ya, atom salata onlardan. O leş. Onlar sentetik şeyler. Ama kolay yıkanıyor şimdi. Kim onlar uğraşacak kıvırcık salatayla? Onları ben yemiyorum prensip olarak. Eğer yani bir yerde çupra yiyorsam ve salata olarak ondan getiriyorlarsa... Valla biz börek yiyorduk o yüzden... Yani direkt yedim. Atıyorum yani. Diyor öyle, Hakkı Baba köfte yiyoruz. Baba dedim, bu şeylerden koyma ya dedim. Yeşil şeylerden. Olur dedi ya. Domates koy dedim. İçki koy dedim ya. Soğan koy. Koy dedin yani. Biber koy. Koy dedin yani. Ya. Koy da bir ya. Koy ya. Biraz var İstanbul'da, belli belirsiz bir yağmur yağıyor ve çok sarı saçlı bir kadın sürekli nereye baktığını anlamanı gerektirecek şekilde, daha doğrusu çok sarı saçlı bir kadın o anda nereye baktığını senin anlamanı neredeyse imkansız kılacak şekilde sürekli bir yerlere bakıyor ve sen Hakkı Baba'yı da sohbet ederken bir taraftan da sürekli nereye baktığını anlamanı gerektirecek bir gerginlik yaratan bir kızının sürekli nereye baktığını anlamaya çalışıyorsun. Hakkı Baba çay ısmarladı lan bize. Hakikaten. Beş gamzesi vardı.
topla. Evet. Yani sadece yüzündekileri sayarsak. Bir kanat almıştım bundan yıllar önce. Tam beliyle kalçasının birleştiği yerde ki gençti, derin kavisti, bu yüzden derin alan kavisti. Sürekli yani hiç yok olmayan ama bir taraftan da hiç oluşmayan bir gamze. Bir mi? Bir gamze. Çok asimetrik. Çok alakasız. Sırf o yüzden de çok erotik. Erotik şeylerde ya da özellikle yüksek enstantane çekilmiş fotoğraflarda bu çok önemli. Orada olmaması gereken bir şeyin orada olması ya da orada olması beklenmeyen bir şeyin orada olması ya da insan vücudunun normalde işte saniyenin binde birinden daha uzun bir süre o biçimde duramayacağı bir biçimde dondurulması insanlarda ya iyi fotoğraf hissi ya da ereksiyon yaratıyor ki bu ikisi aynı şey. Buna kalırsa katılır mıyım? Çünkü gördüğüm bütün iyi fotoğraflar ya da gördüğüm bütün iyi resimler, daha doğrusu gördüğüm bütün iyi kompozisyonlar hayat içerisinde bende ereksiyon duygusuna yakın bir şey. Ereksiyonun bir duygusu var değil mi? Ereksiyon alıyor musun hiç? Zaman zaman. Aa, sana nasıl bir şey yani? Erekte olmak. Dün geceyi anlatayım. Siz fallus sever misiniz sayın dinleyen? Ağır geldi konu galiba. Alo. Alo. Ay. Ufak çapta bir sorun yaşandı da kusura bakmayın. Önemli değil. Fallus sever misiniz? Yani özellikle Friedrich Nietzsche'nin Fallus'un anlamı üzerine olan metnini okudunuz mu? Hayır, okumadım. Peki bütün kuleler inadına dikilen bütün kuleler İlginizi çeker mi? Yani bir kuleden etkilenir misiniz? Gördüğünüz herhangi bir kuleden. Bu yüksek bir bina da olabilir. Ama Galata Kulesi de olabilir. Etkilenirim ama yüksek şeyler genelde beni ürkütür. Yani uzun insanlardan da ürkerim. Bu fallusun anlamı zaten. Aynı zamanda.
the heat is on. What you do is what you get. Don't be surprised by that affair. Oh no. Hey, hey there, sister. What is holy in your good, what is pure? Holy in your life, what is safe? What is secure? Holy in your time, yeah, what is free? What the clip joints of L.A. I've been killing time while trying to make this guitar pay. There've been people who throw bottles. There've been people who throw flowers. There've been people who just threw up in the aisle. Oh, but rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and rolling loser to the end. Ooh, and rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and rolling loser to the end. There've been clowns, there've been jokers. I've played to prostitutes and queers. We slowly died together through the years. I've been turned out, turned on, turned around, turned down. I've been built up, beat out, set up, drink my cup. I've been ooh, 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 ooh. Oh, I've been ooh.
songs that you hear seem to have no meaning when you're looking through a glass of beer. And you're tired, twisted up inside. You feel you don't belong. And my boss man shouts, get up there, son, sing one more song.